20 senedir telefonun çalmasını bekliyorum ve hala çalmadı. Bir şeyi en fazla ne zamana kadar bekleyebilirsiniz ki o bir de hayatsa? Nakil sırasına giren hayatların tüm umutları çalacak telefonda. 11 yaşımdan beri diyalize giriyorum ve 20 senedir bu tedavi devam ediyor. Bekleme listesinin ilk sıralarındayım şu an. Ülkemiz organ nakli operasyonu başarısında dünyanın en ileri ülkelerinden biri konumunda. Altyapı, teknoloji ve uzman birikimiyle her şey yolunda. Ancak hastaların önünde devasa bir engel duruyor. Yeteri kadar organ bağışı maalesef yapılmıyor. 20-25 yıl kadar uzun süre diyaliz tedavisi gören hastalar var. Aslında bizim acele, ivedilikle organ bağışçı sayısını artırmamız gerekiyor. Mustafa Hancı, organ bağışı bekleyen hastalardan yalnızca biri. Nadir görülen hastalıklardan sistinoziz nedeniyle iki böbreğini ve kısmi görme yetisini kaybetmiş. 20 yıldır diyalizde hayatını sürdürüyor. Hesapladım ben. 12.800 saat yaptım. Ben hayatımın 3 yılını diyalizde geçirmişim. Genetik kökenli, ailevi geçişli ve çoklu organ yetmezliğine neden olan sistinoziz tanısını henüz 1 yaşındayken aldı. Hücrelerde biriken sistin amino asidinin pek çok doku ve organda hasara yol açtığı hastalığa bağlı olarak boy gelişimi yaşıtlarının çok altında kaldı. 8 yaşımda okula başlamama rağmen arkadaşlarımdan yine de 10-15 yaş kısa boyluydum. Çok fazla dikkat çekiyorsunuz bu durumda. Bir yandan hastalıkla uğraşıp bir yandan bu durumun psikolojik bakımdan zorluklarını da yaşıyorsunuz. Yaşama hayalleriyle en çok da bir bağışçının daha bir hayatı kurtarabileceğine olan inancıyla tutundu. 10 yaşınızdayken hayalleriniz daha geniş oluyor. Futbolu çok severim. Futbolcu olabilir miyim acaba? İşte tarih öğretmeni veya tarih profesörü olabilir miyim acaba? 20 yaşına geliyorsunuz, daha da düşüyor hayaller. Diyorsunuz ki acaba memur olabilir miyim veya evlenebilir miyim? Ondan sonra veya bir çocuğum olabilir mi? 30 yaşınıza geldiğinde daha fazla yaşayabilir miyim veya bu şekilde daha fazla hayata devam edebilir miyim diye devam ediyor bu şekilde. Yıllarca uzak kalınan sosyal yaşam, ağır tedavi, kullanılan pek çok ilaç ve dahası pek çok şeyle birden mücadele etmek zorunda kaldı. Aslında çözüm de bir o kadar kolaydı. Çalacak bir telefon çekilen tüm çileyi kutsayacaktı ama hala olmadı. Umutlu bekleyiş sürüyor. Çok şükür hani şimdilik idare edebiliyorum ama böbrek nakli olup hayatımın şu anda emeklilik döneminde gibi hissediyorum. Emekliliğimi güzel bir şekilde devam ettirme peşindeyim. Sistinozis Hastaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Gökmen, organ bağışının önemini bir kez daha vurguladı. Bu konuda da Sağlık Bakanlığı ve Diyanet'le birlikte çalışmamız gerekiyor. Toplumda organ bağışı nedir? Halk insanlara neler kazandırır? Bunu bir defa toplumda farkındalığının çalışmasını yapmamız gerekiyor.